Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dünya genelinde birçok doğal afetin yaşandığı ve de 2020 yılında birçok olaylarla karşı karşıya geldiğimiz bir yıl oldu. Covid-19 belasıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde ardı ardına yaşanan felaketler akıllara kıyamet yakın mı sorusunu getirdi. Depremler, yangınlar, seller, salgın hastalıklar, çekirge istilası ve de karınca baskını ve de toz fırtınası gibi afetlerle geçen ve de İzmir depreminin ardından akıllara kazınan soru, dünya sonuna mı hazırlanıyor? Dabbetül arzın çıkması yakın mı? Kıyametin en büyük alametlerinden olan Dabbetül arz. Dabbetül arz, yerden çıkacak bir canlıdır. Ama bunun nasıl bir canlı olduğu salih hadislerde açıklanmamıştır. Konuşarak insanları ikaz edeceği anlaşılmaktadır. Dabbe inkarcılara kıyametin yaklaştığını haber verecektir. Allahü Teala bu canlıyı konuşturarak kafirleri rezil rüsva edecektir. Çünkü onlar fasih lisan ile konuşan ve insanlığından en şereflisi olan Peygamber Efendimizin getirdiği en belih kalemi yani Kur'an-ı Kerim'i kabul etmekten yüz çevirmiş kişilere onlara farklı bir canlının lisanından onların anlayacağı üslupta hakikatleri bildirecektir. Kafirlerin bundan sonra iman etmeleri artık onlara fayda vermeyecektir. Allah hareket eden her canlıyı sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi de iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor, Allah her şeye kadirdir. Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkartırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. Nem suresi 82. ayette geçen Dabbe hakkında şöyle diyor, o kuyruğu olan bir Dabbe değil, o sakalı olan bir Dabbedir. Dabbetül arz denilen canlının iyiliği emredip kötülüğü men edilmesinin terk edildiği bir zamanda ortaya çıkacağı ve İslam'dan başka bütün dinlerin batıl olduğunu ilan edeceği nakledilmektedir. Ayrıca bu olayın inkar edenlere Allah-u Teala'nın ölüleri nasıl dirilttiğini de açıkça göstermiş olacağını da ifade etmiştir. O söz tepelerine indiğinde yerden onlar için bir dabbe çıkartırız da o onlara insanların bizim ayetlerimize gereğince inanmadıklarını söyler. İnsanlığın sonunun geldiğini, azap ve hesap döneminin başladığına işaret sayılan ve insanlığı Allah'ın ve evrenin yasaklarına aykırı davranmakla idham edip uyaran bu Dabbetül arzdır. Kur'an bunu her türlü canlı için kullanır. Daha çok hayvanlar için kullanılır. Nur suresi 45. ayete göre sürüngen, dört veya iki ayaklı tüm hayvanlar Dabbedir. Ancak Kur'an'ın bu sözcüğü kullanıldığı ayetlere baktığımızda Dabbenin insanı da kapsayacak bir biçimde kullanıldığını görüyoruz. Bu noktaya değinirken haklı olarak hayvan gibi insan içinde kullanılır demektedir. Demek oluyor ki Kur'an'ın kullanıldığı şekliyle Dabbe yerine göre hayvan türünden bir canlı olabileceği gibi insan türünden de olabilmektedir. Sebe suresi 14. ayette Hazreti Süleyman'la ilgili bir olay anlatılırken adı geçen Dabbetül arzın bir kurtçuk olduğu tartışma görülmeyecek biçimde apaçıktır. Konumuzun omurgasını oluşturan Nem suresi 82. ayette ise Dabbe'nin hayvan olması mümkün görülemez. Çünkü o konuşacaktır ve hikmetli, ibretli bir biçimde konuşacak, uyarı yapacaktır. Hatta insanoğlunun muhatap tutulduğu uyarıların en önemlilerinden birini yapacaktır. Böyle bir uyarıyı yapan varlığın hayvan olması söz konusu edilemez. Nitekim Kur'an'ın Hazreti Peygamber'den sonra en büyük müfessiri kabul edilen Hazreti Ali Nem suresi 82. ayette Dabbe'den söz ederken şöyle diyor. O kuyruğu olan Dabbe değil, sakalı olan bir Dabbedir. Yani kıyamet alameti olarak gösterilen Dabbe bir insan mıdır? Hazreti Ali'nin bu sözü ayetteki Dabbe ile ilgili olarak şu sonuca varıyor.
Açık olan şu ki bu ayetteki dabbe insandır. Bu konuyla ilgili birçok yorum ve de söylenimler söz konusu tabii ki. Nasıl ki kavmi Firavun'a çekirge afatı ve bit belası ve Kabe'nin tahribatına çalışan kavmi Ebrehe'ye Ebabil kuşları musallat olmuşlarsa, öyle de bir Süfyan'ın ve Deccallerin fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Yecüc ve Mecüc'ün anarşistliği ve fesada ve canavarlığa giden, dinsizliğe küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacaktır. Ayet-i Kerime ile bildirilen Dabbe'yi Peygamber Efendimiz nasıl tarif etmiştir? Dabbetül Arz'ın deve ayağı gibi dört ayağı ve kuş gibi kanatları vardır. Başı öküz başına, kulağı fil kulağına, kuyruğu ise koç kuyruğuna benzer. İnsanlar bu hayvandan kaçarlar. Kimi ondan korkarak namaza durur. Hayvan bunun yanına gelir. "Ey kişi, şimdi mi namaz kılıyorsun?" diyerek yüzünü damgalar. Böylece müminler kafirlerden ayırt edilerek tanınır. Dabbetül Arz, Musa'nın asası ile mümine dokunur. Alnına cennetlik yazılır. Yüzü nurlanır. Kafire Süleyman'ın mührünü vurur. Cehennemlik yazılır. Yüzü simsiyah olur. İmami Kurtubi Hazretleri buyuruyor ki, Dabbe eğer sıradan bir şey veya insan olsaydı, onda olağanüstülük söz konusu olmazdı ve hadisi şeriflerde sözü edilen alametler kendisinde bulunmazdı. Kafirlerle mücadele edecek bir insan olsaydı ona alim denilmeyip hayvan denilir miydi? Bu akıl sahiplerinin yolu değildir. Dabbe bir hayvandır diye belirtmiştir. Peki Dabbetül hayvan mı yoksa bir insan mıdır? Allahü Teala Dabbetül arzı yerden topraktan çıkaracağını bildirdiği gibi insanı da topraktan yarattığını bildirmiştir. Yani Allah insanı sudan, Dabbe'yi ise topraktan yarattı da yarattı denemez. Bu ayeti kerimelerde insanın da topraktan yaratıldığı biliniyor. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra da ona ol dedi. O da oluverdi. Peygamber Efendimiz Dabbetül Arz'ın çıkacağı yeri göstermiştir. Mekke'ye yakın olup etrafı kum olan bir yerde Resulullah Efendimiz Dabbetül Arz buradan çıkacak buyurdu. Kıyamet alametlerinin ilki güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vaktinde insanlara Dabbetül Arz'ın çıkmasıdır. Bunlardan hangisi önce çıkarsa diğeri de onun hemen peşindedir. Dabbe yanında Hazreti Musa'nın asası, Hazreti Süleyman'ın mührü olduğu halde çıkar. Müminin yüzünü asası ile parlatacak, kafirin burnunu da mührü ile damgalayacak. O zaman yaşayan insanlar bir araya geldiklerinde mümin kafir belli olacaktır. Burada Dabbetül Arz acaba tek bir fert midir yoksa bir tür müdür sorusunu hatıra gelebilir. Tek bir ferdin bu kadar insana muhatap olması düşünülemez. Bu durumda bunu bir tür olarak görmek daha uygun olacaktır. Dabbe'nin ne olduğu konusunda değişik yorumlar yapılmaktadır. Mesela Hazreti Ali'nin şöyle dediği nakledilir. Bundan murat kuyruklu değil sakallı Dabbe'dir. Böyle bir bakışta onun bazı şerli insanlara işaret ettiği anlaşılabilir. Dabbe'ye AIDS mikrobu diyenler vardır. Televizyon şeklinde değerlendirenler de vardır. Hatta robotlar olabilir görüşünü ileri sürenler vardır. Bu son görüşe göre zaman gelecek insan eliyle yapılan yapay zeka verilen robotlar efendilerinin sözünü dinlemeyecekler. İnsan medeniyetine alt üst edeceklerdir. Kur'an göklerin ve yerin askerlerinin Allah'ın emrinde olduklarını bildirir. Müddessir 31. ayette Allah dilediği zaman bu askerlerini inatçı kimseleri cezalandırmada kullanır. Mesela şu rahmettir ama Allah dilerse Nuh'un kavmini helak eden bir tufana dönüştürür. Gökten bardaktan boşalırcasına yağmur indirir. Yerden sular fışkırtır. Bunun sonunda asi ve inatçı bir kavim sulara gark olur ve tarih sahnesinden silinir. Dabbe ile ilgili rivayetler incelendiğinde bu Dabbe'nin ahir zamanda insanların büsbütün yoldan çıkmalarıyla onlara ceza olarak çıkacağı anlaşılır.
Müminler imanın bereketiyle ondan zarar görmezler ama isyankâr kimseler bununla cezalandırılırlar. Bu hadise göre Dabbe Normal'in üzerinde bir kuvvet ve saltanat ile ortaya çıkıp büyük bir İslam devleti kuracak, lider olmuş oluyor. Şüphe yok ki Musa'nın asasına, Süleyman'ın mührüne sahip olan kimse büyük bir şahsiyet olacaktır. Hem de kötülerden değil, iyi ve hayırlılardan olacak, bütün müminlerin yüzünü güldürecek, kafirlerin burnunu kıracaktır. Dabbe'nin 3 çıkışı vardır. Birinde bazı çöllerde çıkar, sonra gizlenir. Birinde emirler kan dökerken bazı şehirlerde çıkar, yine gizlenir. Sonra insanlar meclislerin en şereflisi, en büyüğü ve en faziletlisi içindeyken yeryüzü kendilerini fırlatmaya başlar. Derken halk kaçışır, müminlerden bir grup kalır, bizi Allah'tan başka bir şey kurtaramaz derler. Dabbe de onların üzerine çıkar, yüzlerini parlak yıldız gibi parlatır. Sonra hareket eder, artık ne takip eden yetişebilir ne de kaçan kurtulabilir. Bir adama varır, namaz kılıyordur. Vallahi sen namaz ehli değilsin der. Yakalar, müminin yüzünü ağartır, kafirin burnunu kırar dedi. O zamanlar insanlar ne halde olur dedik. Arazide komşu, malda ortak, yolculuklarda arkadaş olurlar dedi. Dabbetül Arz olayı ile koronavirüs arasındaki ilişkiyi şöyle değerlendiriliyor. Kıyamet alametlerinden olan yerde yaratılmış canlı anlamına gelen Dabbetül Arz olayını doğru anlamak lazım. Artık insanların uyanması lazım. Bütün dabbeler Allah'ın kudreti altındadır. Var olan bir canlıyı alıp üzerinde oynayıp canavar yaptılar. İşte Allah buna yerin yaratığı demiştir. Yeryüzünde Allah ile haşa yaratma yarışına girileceği Vaka suresinde haber veriliyor. İnsan benzeri varlıklar yapılmaya kalkılacak. Yaptıkları her çalışma insanın başına musallat olacak. Dabbe kelimesiyle Kur'an'da geçen başka bir tabir de insanın iliklerine kadar hücum edeceğidir. Daha öyle virüsler ortaya çıkacak ki insanın iliğini kurutacak. Bunları Kur'an haber veriyor. Bunlar ahir zaman alametleri olarak görülüyor. Ama şer düzeni Allah'ın iradesine hizmet edenler de vardır. Halbuki öldüren Allah'tır. Ancak insanlar hastalık ve onun ötesinde Azrail canını aldı derler. Yaşanan bu durum bu kadar nimetin içinde böylesine bir nankörlükle insanlıktan çıkan toplumu bir şekilde terbiye etmektir. Bu kadar büyük hayvan olamaz demek, kıyametin büyük alametlerini inkar etmek olur. Zaten kıyametin büyük alametlerinin hepsi olağanüstü olaylardır. İnanmayanların kabul etmesi mümkün değildir. En'am suresinin Rabbinin bazı ayetleri, alametleri geldiği gün daha önce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamış kimseye o günkü imanı fayda vermez. Şu 3 şey ortaya çıkınca iman etmemiş veya imanından hayır görmemiş olana imanı fayda vermez. Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbetül Arz'ın görüldüğü gibi. Dabbetül Arz çıkınca herkes iman edecek ama artık büyük alametler çıkmış olduğu için iman kabul edilmeyecektir. Söz konusu Dabbe'nin sıradan bir insan ya da canlı olmadığını göstermektedir. En doğrusunu tabii ki Rabbim bilir. Evet, buradaki anlatımlara göre, ayetlerde ve Peygamber Efendimizin anlatımlarına göre Dabbetül Arz sıradan bir virüs ya da canlı bir insan değildir diyebilirim. Ama şu 2020 yılına şöyle bir göz atarsak, olaylar hadiseleri peş peşe gelmekte olup ülkemizde ve dünyada yaşanan olayları göz önünde bulundurursak bizim için iyi bir gidişatlar maalesef ki iyi sonuçları göstermemekte. Depremler, koronavirüs, toz fırtınaları, çekirge istilası, karınca baskınları, yangınlar, seller, dolu ve daha niceleri kıyametin birebir habercisi ve de Rabbimin bizlere birer uyarısı. 2020 yılı için gerçekten çok konuşulacak, anlatacağım olaylar hadiseleri var. Bu konuyu farklı bir videomda anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Farklı bir videoda görüşmek dileğimle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi,
Zil sesini açarak farklı videolarımdan haberdar olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek dileğimle. Hoşça kalın.